Kötü zanla birlikte iman olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Korkaklık, cimrilik ve hırs, kötü zannın bir araya topladığı tek bir haslettir. İmam Ali aleyhisselam, Mısır'a vali tayin ettiği zaman Malik Eşter'e yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz cimrilik, zulüm ve hırs, Allah'a kötü zanda bulunmanın bir araya topladığı çeşitli hasletlerdir ve kötü insanların tabiatına yerleştirilmiştir. Hazreti Ali aleyhisselam hakeza aynı mektupta şöyle buyurmuştur. Korkaklık, hırs ve cimrilik, Allah'a kötü zanda bulunmanın bir araya topladığı çeşitli hasletlerdir. İmam Ali aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Kötü zanda bulunan kimsenin dini yoktur. Kötü zanla birlikte iman olmaz. Suizanda bulunmak işleri bozar ve çeşitli kötülüklere yönelmeye sebep olur. Hıyanet etmeyen kimseye kötü zanda bulunmak aşağılıktandır. İmam Ali aleyhisselam, iyilik sahibine kötü zanda bulunmak en kötü günah ve en çirkin zulümdür buyurmuştur. Yine kötü zanda bulunmaktan sakın, şüphesiz kötü zan ibadeti bozar buyurmuştur. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu. İnsanların en kötüsü, kötü zanlı sebebiyle hiç kimseye güvenmeyen ve kötü amelleri sebebiyle hiç kimsenin kendisine güvenmediği kimsedir. Kötü zanda bulunmaya en layık olan kimse, şüphesiz nezdinde kötü imtihan veren kimsedir. Kötü insan hiç kimseye hayırlı zanda bulunmaz. Zira herkesi kendi gibi bilir. Hazreti Ali diğer hikmetli sözlerinde aynı konuda şöyle buyurmuştur. Kötü insanlar hiç kimseye hayırlı zanda bulunmazlar. Zira herkesi kendi hasretleriyle görürler. Her kim kötü yere girerse itham edilir. Ve her kim nefsini ithama maruz bırakırsa kendisine kötü zanda bulunanı kınamamalıdır. Her kim kötü yerlere giderse itham edilir. Ve her kim de nefsini ithama maruz bırakırsa kendisine kötü zanda bulunanı kınamamalıdır. Kötülerle oturup kalkmak iyilere kötü zanda bulunmaya sebep olur. Her kim kötü zanda bulunursa düşüncesi de kötü olur. Zannın kötü olan kimse kendisine hıyanet etmeyen kimseyi hain sayar. Hazreti Ali, zannı kötü olan kimsenin batını da kötü olur buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Kendisine kötü zan galebe çalan kimse, kendisiyle dostu arasında barış için bir yer bırakmaz.